7 aylık uzun bir aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Bu aralar Farming Simulator oyununa bayağı sardım ve motorlu taşıtlara olan ilgimden dolayı traktörler araştırmaya başladım. Bugünkü konumuz en büyük traktörler. Araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bilgilenirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Motorlu taşıtlar dedik, en büyük traktörler dedik ama sonuçta traktör ne kadar büyük olabilir ki dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bu büyük traktörler sizin internette gördüğünüz büyük kamyonlardan, büyük tırlardan bile daha büyük. İşte örneğin. Bugün dünyadaki en büyük 5 traktörü videoma dahil ettim. Hatam veya eksik bilgi varsa lütfen videonun yorum kısmına hatamı veya eksik olan bilgimi yazın. Sonuçta profesyonel olduğum bir konu değil, sadece ilgim var. 5. sırada The Challenger markasının MT975E modeli var. Belden kırmalı traktörler sınıfına giriyor. Yani orta kısımdan kırılabiliyor traktörümüz. Onun resimlerini zaten şu an ekranda görüyorsunuz. 590 beygir güce sahip. Bu beygir gücünü ve motor gücünü opsiyonel olarak değiştirebilirsiniz. Opsiyonel olarak değiştirdiğiniz zaman 637 beygire kadar güçlendirebilirsiniz bu traktörü. Normal traktörler gibi 4 lastik, yani 2 önde 2 arkada olabilecek şekilde size sunuluyor. Ama siz çalışma standartlarınıza ve arazinin şartlarına göre bunu 12 tekere kadar değiştirebilirsiniz. Yani ön tarafta 6, arka tarafta da 6 tekerlik olarak değiştirebilirsiniz. Bu büyük bir traktör normalde en küçük haliyle bile, ama siz bunu devasa bir tarım aracına çevirebilirsiniz. Yani bayağı büyük. 1500 litre yakıt alabiliyor ve 16.8 litre motor hacim var. Araştırmalarıma göre bu traktör belli opsiyonlar dışında 21 ton ağırlığa sahip. Yani bu sanırım 12 lastik yaptığınız zaman bu tonaj artıyor ve bazı eklentiler yaptığınız zaman artıyor. Fiyatına gelecek olursak da sıfır, yani ikinci el değil, ileride söyleyeceğim traktörlerin fiyatları ikinci el olacak. Bu sitesinde yazdığına göre 415 bin dolardan başlayıp full opsiyonlarla beraber 750 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Dördüncü sırada Versatile 610 DT modeli var. Çok bilinen bir marka değil, en azından ülkemizde öyle veya Avrupa'da öyle. The Challenger'a nazaran bu traktör paletli sınıfına giriyor. Ön ve arka lastik yerine palet kullanmışlar. Bu da daha stabil ve daha ıslak şartlarda, zorlu şartlarda çalışma imkanı sunuyor sizlere. 14.9 litre motor hacmi var ve 650 beygir güce ulaşabiliyor. 1750 litre yakıt alabiliyor ve bu da büyük bir kamyonun, büyük bir tırın alabileceği yakıt kapasitesine neredeyse yakın bir değer. Yani bayağı çok alıyor. Ağırlığına gelecek olursak opsiyonlarla beraber 26.6 ton ağırlığa sahip. Fiyatı ise araştırdığım birkaç siteden bulduğum sonuçlara göre ikinci el olarak 520 bin dolardan satılıyor. Ama opsiyonları belli değil. Yani belli de full artı full mü yoksa başlangıç opsiyonları mı onu bilmiyorum. Uyguladığınız opsiyonlara göre fiyatları tabii ki de değişiyor. Kat kat da artabilir. Üçüncü sırada ise Case markasının Stager modelinin 620 Quad Track modeli var. İsminden anladığınız gibi 620 beygir güç üretebiliyor ve Quad Track, yani M ön M arkası paletli. Case markasını seviyorum çünkü en çok kullanılan, yani Amerika kıtasında en çok kullanılan traktör markası ve Farming Simulator oynuyorum dedim. Orada sürekli Case alırım çünkü çok dayanıklı ve her şartta çalışabiliyor. 12.9 litre motor hacmi var ve daha önce söylediğim gibi 620 beygir güç üretebiliyor, isminden de anlaşılacağı gibi. Bu traktör 22 ton ağırlığa sahip ve arkadaşlar kusura bakmayın, önceki traktörlerde ve bu traktörü söylemeyi unuttum. Bu traktörün ön kısmına denge için ağırlık takılıyor. Bu üç traktörün de takılan ağırlık kilogramı 8.8 ton. Ve bu da çok büyük bir ağırlık çünkü normal orta boy traktörlere takılan en büyük ağırlık 3.3 ton oluyor. Bu traktörle 8.8 ton takılıyor dengelemesi için. 1779 litre yakıt alabilen bu traktör önceki rakiplerini saf dışı bırakıyor ve bu traktörün ikinci el fiyatı ise 420 bin dolardan başlıyor. İkinci sırada New Holland T9700 modeli var. Avrupa'da ve ülkemizde bayağı bir kullanılıyor bu New Holland markası ve ben de gayet beğeniyorum. Önceki rakibi gibi bu traktörde 12.9 litre motor hacmine sahip, ancak bu traktör 682 beygir güç üreterek önceki rakibine geçiyor. Aslında 1816 litre gibi büyük bir yakıt kapasitesine sahip olarak da önceki rakiplerine geçiyor. Önceki traktörlerin yükseklik ve uzunluk verilerini bulamadığım için bu ve bundan sonraki traktörlerinki paylaşacağım. Uzunluğu 7615 mm, yüksekliği ise 3772 mm. Bu traktör tüm opsiyonlarıyla beraber 30 ton ağırlığa sahip. Çok fazla. Normal traktörler gibi 4 lastikle geliyor, 2 önde 2 arkada, ama siz bunu paletli olarak değiştirebilirsiniz. Bu paletleri de sadece önde palet olarak alabilirsiniz veya quad track dediğimiz gibi hem önde hem arkada palet olarak alabilirsiniz.
ve 8 lastik de alabilirsiniz. 4 önde 4 arkada olacak şekilde. Fiyata gelecek olursak da 375 bin dolar olarak söyleniyor internette. Ama siz bu opsiyonları değiştirerek fiyatı da değiştirmiş olursunuz. Ya fiyat artar ya da azalır. Ama standart olarak 370 binden başlıyor. Birinci sırada ise John Deere markasının 9620 RX modeli var. İsminden de anlaşılacağı gibi 620 beygir bu traktörümüz. 14.9 litre motor hacmine sahip ve paletli bir traktör. Önceki traktörler gibi. Sanırım lastikleri paletli olarak kalıyor. Ben hiçbir yerde görmedim tekerlekli versiyonunu. Belki de vardır, kusura bakmayın, ben bulamamışımdır. Ama baktığım kaynaklar yabancı kaynaklar. Yani bu videoda konuştuklarımın hepsi İngilizce'di normalde. Ben çevirdim bunları. Ve birkaç sitede araştırdığıma göre hiçbir, yani araştırdığım hiçbir sitede ben tekerlekli görmedim. Sadece paletli var. Satılanlarda da öyle. 8216 mm uzunluğa ve 2970 mm yüksekliğe sahip. Yaklaşık 25 ton ağırlığa sahip ve 1514 yakıt alabiliyor. Sadece yükseklik ve uzunluk bakımından bu traktör diğer traktörlerin önüne geçiyor. Ama diğer özellikleri bakımından diğerlerinden daha kötü. Yani sonuç olarak videonun isimlerinden de anlaşılacağı gibi boyut olarak inceledik bu traktörleri, güç olarak değil. Onun için en büyük traktör bu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eksik bilgiler olduğunu ben de biliyorum. Kusura bakmayın onun için. Sonuçta profesyonel olduğum bir konu değil. Çok da araştıramadım. Çok fazla veri var. Binlerce veri var her traktörle ilgili. Yani ziraat mühendisi olmadığım için veya bu traktörler konusunda çok profesyonel birisi olmadığım için bu verileri tek tek inceleyemedim. Ancak olabileceğim en stabil bilgileri sizinle paylaştım. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Eksik bilgim varsa da yorum yapabilirsiniz. Diğer çekeceğim videolarda belki faydalı olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.